Merhabalar dostlar. Bugün kanalıma üye olan arkadaşlarımdan Gülcan Hanım'ın hisselerinden iki tanesini tanıtacağım. Bir tanesi arkadaşlar emek elektrik endüstrisi, diğeri de Şişecam. Şimdi biri videonun başında, biri videonun sonunda olacak arkadaşlar. Şimdi emek elektrik endüstri AŞ'de durum nedir ne değildir hemen şöyle hızlıca bakmaya çalışalım. Hisseli arkadaşlar bakın bir defa çanak muhabbetimiz oluşmuştu daha önce. Çanağın hedefi 3 lira 18, 3 lira 31 lira 88 kuruşmuş. Hisse bir defa bunun üzerine çıkmış ama tabi yeni bir hikaye olmayınca arkadaşlar düzeltme. Bakın Fibonacci'nin üzerine çıktığı zaman, Fibonacci 2.61 seviyesinin üzerine çıktığı zaman yeni bir hikaye, yeni bir haber olmayacağı zaman arkadaşlar veya yeni bir bilanço aşağı yönlü hemen bir düzeltme harekatı göstermiş. Şimdi burada açıkçası 28.85 ile 24.10 bizim için destek mahiyetinde olan yer. Burada tabi baktığımız zaman arkadaşlar Bollinger bandının orta noktası 31.97 ama fiyatımız şu aşama bunun altında kapatmış. Hala aşağı doğru arkadaşlar bir düzeltme riski mevcut gözüküyor, onu söyleyelim. Yani geri çekilmelerde arkadaşlar 24.10'a kadar, şu alttaki destek noktasına kadar bir geri çekilme olma ihtimali var. Bunun dışında arkadaşlar güzel bir taraflar da var. Bakın aslında güzel değil, sıkıntılı olan bir taraf, onu da söyleyelim. Ya daha doğrusu şöyle, ona hacim kısmına gelelim arkadaşlar. O zaman 38 lira bizim için bir defa şu aşama direnç, 28 lira 85 kuruşta 24 lira 10 kuruş bizim için destek. Ve indikatörler bazında baktığımız zaman da Ichimoku bu defa arkadaşlar yeşil, yeşil olması bizim için olumlu. Yükselişlerini destekliyor. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 31.97, bizim fiyatımız 31.50. Bollinger bandını orta noktasının altında kapatmış. Bu da bizim için olumsuz. Yani Ichimoku olumlu, Bollinger bandı orta ve uzun vade için olumsuz. Hacime baktığımız zaman arkadaşlar hissenin düzeltme yapacağı zaten aşikarmış. Bakın tepe noktasındaki hacimimiz arkadaşlar baktığımız zaman 5.600.000 notken, bir defa bir sonraki tepeye baktığımız zaman arkadaşlar 2.200.000. Yani aslında fiyat yükselirken ortalama hacime ciddi bir düşüş olmuş var. Bu da ister istemez arkadaşlar gerek alınan bir tedbir kararı varsa bundan da kaynaklanabilir ama ciddi bir hacim arkadaşlar düzeltmeyi aşağı zorunlu kılmak zorunda kalıyor. Bu aşamada bakacağımız yer 24.10'a kadar olan bir gevşeme gayet normal. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Fiyat zaten arkadaşlar düzeltmeyi gerektirecek nitelikte. Bu da orta vade için olumlu, orta ve uzun vade için. İçimok olumlu, fiyat hacim olumluyken orta ve uzun vade için Bollinger Bandı şu aşamada olumsuz olarak karşımıza çıkıyor. Yeşil bulutun Ichimoku bulutun altına düşmediği sürece arkadaşlar hissede yukarı yönlü hareket devam etme arzusu var arkadaşlar. Tabi düzeltmeyle beraber sağlıklı bir şekilde yükselmek anlamına da geliyor diye söyleyebiliriz. Bunu da belirtelim. Ve gelelim Korsa Teknik Tekstil arkadaşlar. Şimdi Korsa'da arkadaşlar bizim gördüğümüz kadarıyla hissede zaten bir çanak muhabbeti vardı ama bir önceki tepeye geçemediği için arkadaşlar artık yavaş yavaş aşağı doğru bir düzeltme yapma niyetlenmiş gibi gözüküyor. Bizim korkularımızdan bir tanesi 79.19 bizim için destekken artık bu destek kırıldı arkadaşlar, onu söyleyelim. Aşağıda bizim desteğimiz şu aşamada 70.51. Her ne kadar bir önceki desteğin üzerine kapatmış olsa da arkadaşlar hala baktığımız zaman yukarı yönlü hareket destekleyecek çok da fazla bir argümanımız açıkçası azalmaya başladı, öyle söyleyelim. Neden? Bir defa arkadaşlar bir önceki tepeyi geçememiş. Bakın şuradaki hemen çanak tepesinin aşağı doğru bir genişleme, aşağı doğru bir iniş söz konusu olmuş. Şimdi bizim için arkadaşlar 94.08 şu aşamada yeni bir direnç olarak, onun üstüne hatta bir direncimiz daha var arkadaşlar yükselmediği bölge. 84.54, 94.08 ve 102 bizim için nedir arkadaşlar? Direnç olarak karşımızda. Hissenin hedeflediği bölgede baktığımız zaman karşılanmış 175 ile 99 kuruş olarak karşımıza çıkıyor. Peki bunun dışında destek olarak elimizin altında ne var? 2 gün önce düşemediği, 2-3 gün önce düşemediği bölge 76 lira 81 kuruş ve 70 lira 51 kuruş arkadaşlar bizim için destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. Ichimoku bulutuna baktığımız zaman Ichimoku bulutu bir defa arkadaşlar yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu. Yükselişten destekliyor. Burada herhangi bir sıkıntımız yok ama bir daralma söz konusu arkadaşlar. Bakın burada bir kuş gagası gibi. Bu da yukarı veya aşağı yönlü sert bir hareket olma ihtimali karşımıza çıkıyor. Genelde Bollinger bandıyla Ichimoku bulutuna bu şekilde daralmalar arkadaşlar yukarı veya aşağı yönlü sert hareketleri karşımıza çıkarabilir. Dikkat etmek lazım ama orta ve uzun vade şu aşamada Ichimoku bulutu olumlu. Tabi bundan hiçbir altı sat tavsiyesi değil. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 83 lira 19 kuruş. Bizim fiyatımız 82 lira 30 kuruş. Bu da arkadaşlar şu aşamada yükseliş trendi desteklemeyi de rahatla söyleyebiliriz Bollinger bandı. Hacme baktığımız zaman tepe noktasına hacim 2 milyon 900 bin notken, fiyat düşerken aşağı hacim 2 milyon 120'ye düşmüş. Fiyat düşerken ortalama hacmin düşmesi bizim için olumlu. En azından bir hacim gelirse arkadaşlar yukarı yönlü hareketi destekler nitelikte olabilir. Peki bu kadar indikatörden sonra ve parametreden sonra açacağız şu. Hacim arkadaşlar benim en önem verdiğim parametrelerden bir tanesi. Eğer ki yeşil bulutun altına düşmediği sürece arkadaşlar Ichimoku bulutu olarak yukarı yönlü bir hareket bizim için olumlu olma ihtimali var ama sıkıntı olan yer ne var? Bir önceki tepeyi geçememiş şuradaki tepeyi. İşte bu da bizim için sıkıntı olarak karşımıza çıkıyor. Şu Ichimoku bulutunun üzerine atsın arkadaşlar. Hisse biraz rahatlayabilir. Onu da söyleyeyim. Tabii bunu atarken de hacmin artması lazım diye söyleyebiliriz. Ve Korsa'dan sonra arkadaşlar Astor'a bakalım.
Astor bizim için ne diyor? Şimdi Astor'a baktığımız zaman arkadaşlar, Astor bugün %10 bir tavan yaptı açıkçası. Ondan sonra hafiften bir geri çekilme yaşadı. Şimdi arkadaşlar bugünkü hacme baktığımız zaman ciddi bir hacim var karşımıza çıktı. Bakın Bollinger Bandı'nın üzerine 60, güzel. Direncimiz 144. Şu aşama 144'ü geçebilmesini arkadaşlar biraz daha güç toplayabilmesi lazım. Ki zaten bugün geçme ihtimali biraz zor gibi gözüküyor. Hedeflediği bölgeye baktığımız zaman bugün itibariyle arkadaşlar kabaca kaç? 195 lira. Daha önce de söylediğimiz gibi 2024 hedefi de arkadaşlar kabaca 303 lira olarak karşımıza çıkıyor. Hisseye baktığımız zaman hisse arkadaşlar şu aşamada hani %10'a olmasa bile arkadaşlar hemen şöyle bakalım. Şu aşamada yüzdesel değeri kabaca karşılamış, onu da söyleyelim hemen bakalım arkadaşlar. En son kapanıştan itibaren bakın şuradan kabaca baktığımız zaman arkadaşlar hisse bugün %8 üzerine bir değer kazanmış gibi gözüküyor. Tabi burada hacim çok ciddi mi artmış? Hacim çok ciddi bir artmamış arkadaşlar, onu söyleyeyim. Bakın dünkü hacime baktığımız zaman 54 milyon, bugünkü hacime baktığımız zaman 67 milyon lot olarak karşımda çıkıyor. Dikkat etmek lazım. Hacmin aslında biraz daha sert artabilseydi arkadaşlar yukarıda kalıcılığı biraz daha fazla olma ihtimali var diyebilirdik. Ama şu aşamada şuradaki bıraktığı boşluk bizim için biraz tedirgin edici. Onu da söylemekte fayda var. Ve gelelim bunun dışında arkadaşlar başka nelerimiz var. Hemen şöyle kontrol ettiğimizde, aşağıda desteğimizi kontrol ettiğimizde hemen arkadaşlar en yakın desteğimiz şurada. Artık yeni bir desteğimiz daha oluştu. Pardon. Bakın arkadaşlar 111 bizim için destek, 104 diğer bir destek, 94 de diğer bir destek. Direnç olarak 144, hedeflediğimiz bölgeleri zaten söylemiştik. 2024'e kadar 300 lira civarı olma ihtimali var. Bugün itibariyle arkadaşlar 195 lira bizim için hemen radarımıza girmiş gibi gözüküyor. Bunun dışında arkadaşlar Ichimoku komutuna baktığımız zaman yeşil olması bizim için olumlu yükseliş trendi destekliyor. Burada herhangi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 123. Bizim fiyatımıza baktığımız zaman 135. Bollinger bandının orta noktasının üzerinde kapattığı için bizim için olumlu yükseliş trendi destekliyor diyelim. Hacime baktığımız zaman arkadaşlar bakın dip bölgesindeki ortalama hacimimiz kaçmış? 50.894.000 lot. Yani fiyat yükselirken hacim arkadaşlar ortalama hacim 48 milyon lot. Bakın ortalama hacimden bahsediyorum. Fiyat yukarı çıkarken ortalama hacimde çok ciddi bir artış yok arkadaşlar. Bu da ister istemez bir geri çekilme ihtimalini karşımıza çıkarıyor. O zaman Ichimoku olumlu. Bollinger bandı olumlu ama arkadaşlar hacim şu aşamada en azından şu resimdekine göre biraz olumsuz olarak karşımıza çıktı. Bunu da söylemekte fayda vardı diyelim Astro'da. Ve gelelim arkadaşlar Ijux'a. Ijux bizim için ne diyor onu da hemen bir kontrol edelim. Ijux girişim sermayesi yatırım ortaklığı arkadaşlar baktığımız zaman hissede bir defa daha önce direnç olan bölgemiz 9.47, direncimiz hızlı bir şekilde geçti ama arkadaşlar şu aşamada bu direncimizi tekrar direnç olarak kullanacak gibi şurada gözüküyor ama 11.61 bizim için direnç arkadaşlar. Destek olarak elimizin altında ne var? Destek olarak elimizin altında 6.68 desteğimiz var. Onun dışında arkadaşlar 2 gün önce düşemediği bölgede destek olarak kullanırsak 8.87 bizim için destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. Burada en sağlam no destek arkadaşlar 6.68, onu söyleyelim. Hisseler arkadaşlar bir defa baktığımız zaman hemen şöyle kabaca arkadaşlar şöyle bir trend çizebiliriz. Bakın şöyle baktığımız zaman şöyle bir görüntü arkadaşlar bizim için bir trend çizgisi olarak değerlendirilebilir. Tabi bundan hiçbir 6 saat tavsiyesi değildir. Hisseye baktığımız zaman trend çizgisi olarak da 2024 hedefi olası bir durumda arkadaşlar. Kabaca kaçta 15 liraları gösterebilir arkadaşlar. Tabi bu tek başına yeterli değil. Hacmin de bunu ciddi anlamda destekli olması lazım ki zaten bakın burada hacim zaten çok ciddi bir şekilde bunu desteklemiş. Bunun için arkadaşlar Ichimoku, Bollinger ve hacim olarak da değerlendirelim. Direnç ve destekleri söyledikten sonra Ichimoku butuna baktığımız zaman bir defa arkadaşlar yeşil olması bizim için olumlu. Yükseliş trendi destekliyor. Burada herhangi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman arkadaşlar Bollinger bandının orta noktası kaçmış? 9.85. Bizim fiyatımız kaç? 9.25. Bollinger bandının orta noktasının altında kapattığı için bizim için şu aşamada olumsuz yükseliş trendini desteklemiyor da rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar buradan. Bizim aradığımız neydi? Şu 20 günlük hareketli ortalamanın arkadaşlar üzerine kapatabilmesi şu aşama Bollinger bandı gözüyle bakarsak. O zaman orta vadeli Ichimoku butu yükseliş trendini desteklerken Bollinger bandı şu aşamada orta vadeli yükseliş trendini desteklemiyor. Hacme baktığımız zaman bakın tepe noktasındaki hacim arkadaşlar 1.370.000 notken fiyat düşerken hacim 800 kaça düşmüş? 741 bine düşmüş. Fiyat düşerken ortalama hacmin düşmesi bizim için olumlu. Yükseliş trendini destekliyor. O zaman Ichimoku olumlu, Bollinger bandı olumsuz, fiyat hacim şu aşamada olumlu olarak karşımıza çıktı diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve gelelim diğer bir hissemize arkadaşlar. Natural yenilebilir enerjiye baktığımız zaman neler gözüküyor onu da hemen söyleyelim. Şimdi Natel'e baktığımız zaman arkadaşlar bir defa 243 bizim için direnç olarak karşımıza çıkıyor. Onun dışına baktığımız zaman da 398 direncimiz de var gözüküyor arkadaşlar. Hedefimiz daha doğrusu.
Peki bunun dışında destek olarak elimizin altında ne var? Destek olarak düşemediği bölge 199'muş gibi ve desteğimiz şu aşamada arkadaşlar çalışmış gibi gözüküyor. Baktığımız zaman 208'e kadar bir zıplama hareketi gerçekleştirmiş. Peki buradan bakacağımız başka desteğimiz var mı? Açıkçası arkadaşlar bir destek daha yapabiliriz ama çok sağlam bir destek değil, onu da söyleyelim. Bakın tam da şurada. 178 bizim için destek, 157 de bizim için diğer bir destek olarak karşımıza çıkıyor. Peki bunun dışında arkadaşlar hissenin hedeflediği bölge zaten söylemiştik. 398 olarak karşımıza duruyor. Hemen Ichimoku Bollinger Hacivat'ta değerlendirelim. Ichimoku bulutuna baktığımız zaman bir defa yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu arkadaşlar. Yükselişlerini destekliyor. Burada herhangi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 219. Bizim fiyatımız 209. Bollinger bandının altına kaldığı için biraz sıkıntımız hala devam ediyor. Bollinger bandına göre orta ve uzun vade için biraz sıkıntı. Hacme baktığımız zaman arkadaşlar bakın tepe noktasındaki hacim 1 milyon not. Fiyat düşerken hacim 770 bin not. Fiyat düşerken ortalama hacmin düşmesi bizim için olumlu. Yükselişlerini destekliyor. O zaman Ichimoku bulutu olumlu. Bollinger bandı olumlu. Fiyat hacimde pardon Ichimoku bulutu olumlu. Bollinger bandı olumsuz. Fiyat hacimde şu aşamada olumlu olarak karşında çıktığında tender arkadaşlar dediğimiz gibi hedefleme bölgesi orta ve uzun vadede 398 liraya tekabül edecekmiş gibi duruyor. Ve gelelim başkent gaza. Başkent doğal gaz dağıtıma ne diyor? Hemen buna da bakalım. Hissi de arkadaşlar bir defa yukarı yönlü hareket 19 lira 45 bizim için direnç. Ondan sonra 21.62 pardon 21.92 bizim için diğer bir direnç. Hissi hedeflediği bölgeye baktığımız zaman arkadaşlar başkent doğalgazı 39 lira 42 kuruş olarak karşımıza çıkıyor. Hisse bir defa düşeni kırmış, bunu söyleyelim. Yalnız düşeni kırdıktan sonra arkadaşlar ciddi bir şekilde hızlı gitmiş ve şu aşamada trend anlamında herhangi bir sıkıntımız yok gibi gözüküyor. Desteğimize 16.69 ve 14.21 destek olarak karşımıza çıktı. Bunun dışında arkadaşlar hissede çanak muhabbeti hala güzel bir şekilde devam ediyor. Yani sağ tarafa doğru giderken hacim çok ciddi bir artış sergilememiş. Kafamızda azıcık bir soru işareti var. Aslında hacimde bir artış var ama arkadaşlar çok da beklentimiz dahilinde bir hacim artışı değil. En azından şu bölge gibi değil arkadaşlar. Bakın şu bölgede 14 milyon 20 milyon lot hacim varken bu bölgede 7 milyon civarında 8 milyon lot civarında bir ortalama hacim var. Dikkat etmekte fayda var. Şimdi direnç ve destekleri ve hedefleri söyledikten sonra Ichimoku Bollinger Hacivat'ı değerlendirelim. İçime koltuğuna baktığımız zaman bir defa yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu. Yükselişten destekliyor. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 17.80. Bizim fiyatımıza baktığımız zaman arkadaşlar 18 lira 32 kuruş. Bollinger bandının orta noktasının üzerine kapattığı için bizim için olumlu. Yükseliş trendini destekliyor arkadaşlar. Burada da herhangi bir sıkıntımız yok. Hacme baktığımız zaman arkadaşlar hacim bizim için ne diyor? Bakın dip bölgesindeki hacim 2 milyon 600 bin notken tepe noktasındaki hacim 2 milyon 700 bin not. Fiyat yükselirken ortalama hacmin artması bizim için olumlu yükseliş trendini destekliyor. Yalnız bu da sadece bir sıkıntı. Bakın şu son kısma baktığımız zaman şuradaki arkadaşlar hemen şöyle bakalım, hemen bak bakın şu dip noktasındaki ortalama hacim arkadaşlar 7 milyon 300 bin notken tepe noktasındaki hacim 5 milyon lot civarında. İşte burada bir düzeltme gelme ihtimalini arttırıyor. Sadece şu bölgeye baktığımız zaman çünkü arkadaşlar fiyat yukarı çıkarken sadece şu bölgede ortalama hacmin artmaması bizi biraz sıkıntıya sokma ihtimali olabilir. O zaman içim ok olumlu, Bollinger bandı olumlu ama fiyat hacmi son bir ayına baktığımız zaman sıkıntı da bir durum düzeltme arkadaşlar gelme ihtimalini karşımıza çıkarıyor diye söyleyebiliriz. Ve gelelim diğer bir hissemize Turkcell İletişim AŞ'ye baktığımız zaman ne gözüküyor? Bir defa arkadaşlar hissenin yukarı yönlü bir hareketi hedef olarak karşımıza 64 lira 37 kuruşu gösteriyor. Hissede bakın bir çanak muhabbeti var. Çanağın dip noktasında hacim azken, fiyat da azken arkadaşlar çanak sağa doğru yükselirken ve hedeflemeye giderken hacimde artış var. Bu bizim için olumlu. Hedeflediğimiz fiyatı 64 ile 37 kuruş olarak söyledik. Direnç olarak elimizin altında neler var? Hemen onu söyleyelim. Direncimiz arkadaşlar şurasına baktığımız zaman 62 lira 75 kuruş. Onun için arkadaşlar desteğimiz 55 lira 84 kuruş ama aşağıda en sağlam desteğimiz 50 lira 10 kuruş olarak karşımıza çıkıyor. Peki arkadaşlar bunun dışında başka nelerimiz var? Hedeflediğimiz bölgeyi söyledik. Ichimoku bulutuna baktığımız zaman yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu yükselişlerini destekliyor. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 54.26. Bizim fiyatımız 58 lira 80 kuruş. Bollinger bandını orta noktası üzerine kapattığı için bu da bizim için olumlu yükselişlerini destekliyor. Hacme baktığımız zaman arkadaşlar bakın dip bölgesindeki ortalama hacimimiz 48 milyon notken fiyat tepeye çıktığı zaman 66 milyon nota çıkmış. Fiyat yukarı çıkarken ortalama hacmin artması bizim için olumlu yükselişlerini destekliyor. O zaman hem Ichimoku hem Bollinger hem hacim yükselişlerini destekliyor. Hedeflediğimiz bölgede 64 lira 37 kuruş olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. Bunu da belirtmekte fayda vardır diyelim. Ve gelelim arkadaşlar Türkiye İşçi Cam Fabrikaları AŞ'ye. Bu da yine arkadaşlar Gülcan arkadaşımızın benim üyelerimden arkadaşlar öyle söyleyelim. Abonelerimden ziyade bir de üyelerimiz var arkadaşlar. Onlardan arkadaşlar isteklerinden bir tanesi. Şimdi şişe cama baktığım zaman ne gözüküyor?
Arkadaşlar hedeflediğimiz bölge bir defa çanak hedef olarak 73 lira 52 kuruş hala hedef bölgesi olarak karşımızda. Burada herhangi bir sıkıntı var mı? Burası sonra bakacağız. Hisse bir defa arkadaşlar bakın düzeltmesini yapmış. Biraz mavi tren çizgisinin altına sarksa da arkadaşlar burada çok fazla duramadan tekrar yukarı doğru atmış. Şu aşamada 55.38 bizim için direnç olarak hala karşımızda duruyor. Ne zaman arkadaşlar? 8. ayın başında yükselemediği bölge. Mavi tren çizgisinin altına biraz kapattığı için çok ciddi bir sıkıntı yok. Destek olarak elimizin altına 46 lira 58 kuruş ve onun altına 44 lira 31 kuruş da hala destek olarak karşımıza duruyor. Hisseler arkadaşlar kısa vadede şöyle bir sıkıntımız var. Sadece bakın şuradaki gapli bir bölge bizim için kısa vadede bir risk teşkil ediyor. Bir düzeltme yaptığı zaman aşağı doğru sert bir şekilde düşürebilirler. Tabii bu ne kısa vadeli arkadaşlar bir durum. Orta ve uzun vadeye baktığımız zaman Ichimoku bulutu bir defa yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu yükseliş trendini destekliyor. Bollinger bandına baktığımız zaman arkadaşlar orta noktası 51 lira 47 kuruş. Bizim fiyatımızı baktığımız zaman 53 lira 35 kuruş. Bollinger bandının orta noktasının üzerine kapattığı için şu aşamada bu da olumlu ki bakın arkadaşlar günlük hacimler bayağı fazla. Bakın arkadaşlar tepe noktasındaki ortalama hacimimiz kaçmış hemen kontrol ettiğim zaman 87 milyon not arkadaşlar. Fiyat düşerken hacim 85 milyon not. Fiyat düşerken ortalama hacmin artması aslında bizim için olumlu değil. Pardon bir daha bakalım arkadaşlar. 87 evet. Fiyat düşerken ortalama hacmin düşmesi bizim için olumlu. Yükseliş trendini destekleyen nitelikli ki arkadaşlar bakın bugün de zaten ciddi bir hacim eğer bu yön devam ederse yani hacim de bayağı bir fazla. Ortalama hacimden arkadaşlar yaklaşık 2 katından fazla. Bizim için daha da olumlu bir hale alma ihtimali var. Mavi trend çizgisi arkadaşlar bizim için hedeflenecek bölgeyi işaret etmekte. Tabii ki çanağın Fibonacci 2.61 seviyesi arkadaşlar 73 lira 52 kuruş olarak karşımıza çıkıyor orta ve uzun vadede. Dediğimiz gibi orta ve uzun vadede çok ciddi bir sıkıntı yok ama kısa vadede arkadaşlar şu gap boşluğu biraz bizi sıkıntıya sokabilir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum arkadaşlar. Beğen tuşuna da basmayı da unutmayın.